Paket içeriği tartışılmadı, eleştiriler havada uçuştu. Kurmaylar arasında çatlak var. AKP evet'i halka anlatmakta zorlanınca Başbakan Binali Yıldırım eski bakanlarla bir araya geldi. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu başbakanın davetine katılmadı. Toplantıya katılan 35 eski bakandan hemen hemen hepsinin söz aldığı belirtildi. O F-16'larla benim vatandaşıma bomba yağdıranlar işte bugünün hayırcıları. FETÖ hayır diyor, onun için evet diyoruz. Bakanların referandum kampanyasında kuşatıcı bir dil kullanılmadığı, toplumu kamplara ayıran bir dil kullanıldığı konusunda eleştiriler yaptığı öğrenildi. Böyle bir yetkiyi peygambere versen, peygamberi bozarsın. Toplantıda CHP milletvekili Deniz Baykal'ın bu sözleri de gündeme geldi. AKP'nin de dini simgeleri kullandığı ancak yönetimin sessiz kaldığı hatırlatıldı. Din samimiyettir. Din samimiyettir. Hollanda ve Almanya ile yaşanan kriz de masaya yatırıldı. Bunlar Nazi kalıntısı. Bunlar faşist. Maalesef faşist anlayış Avrupa siyasetini esir almaya başladı. Eski bakanlar kriz sürecinde kullanılan üslubun Türkiye'nin itibarını zedelediği üzerinde durdu. Bizzat kendisine söylenmiştir. Bülent Arınç başbakan olacaktı. Bu Bülent Arınç'ı başbakan yapacaklardı sözü hilaf hakikattir, yalandır ve iftiradır. Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki kavga da gündemdeydi. 17'sinden sonra inşallah görüşürüz. Başbakan Binali Yıldırım, ikili arasındaki tartışmanın partiye zarar verdiğini, referanduma kadar birlik görüntüsü verilmesini istedi.